anlatmaya başlamıştı. Nazzam'dan başlayacağız. Üçüncüsü bugün. Ashab-ı İbrahim ebni Seyyar. Bu Yesar çıkmış, yanlış bu. Seyyar olacak. Hata var. Ashab-ı İbrahim ebni Seyyar ibni Hani en-Nazzam. İbrahim bin Seyyar. Yesar değil de Seyyar bin Hani en-Nazzam. Nun taraftarlarıdır Nazzamiye. Kattale'a kesiran min kutubil felasifeti. Birçok filozofların kitaplarını, felsefecilerin kitaplarını okumuştur, mütalaa etmiştir. Ve kalete kelamehum bi kelamil mu'tezileti. O filozofların görüşlerini mu'tezilenin görüşleriyle karıştırmıştır halata. Ve enferada an ashabihi bi mesaile. Ashabından da çeşitli konularda ayrılmıştır. Ona özgü konular var. Şimdi 3'te diyor ki tekaddeme tercemetuhu. Tercemesi daha önce geçti. Summiye bin Nazzam lehu kâne yunazzimul karze fi suqil Basra. Şimdi Nazzam'ın çok iyi tesbih dizdiği için Basra çarşısında bu isim verildiği söyleniyor. Ya da çok iyi bir edip olduğu için, nazma çektiği için da bu isim verildiği söyleniyor. Şimdi şurada kitabımızda hatırlarsanız 4. mukaddimede bu. Orada İbrahim bin Nazzam'dan bahsetmişti. Onu hatırlayalım hızlıca. Sümme İbrahim ibn Seyyar. Bakın burada düzgün geldi. Seyyar en Nazzam fi eyyamil mu'tasım. Mu'tasım zamanında me'mun mu'tasım. Mu'tasım zamanında İbrahim bin Seyyar en Nazzam vardı. Kâne gala fi takrîri mezâhibil felâsifeti. Filozofların, felsefecilerin görüşlerini kabul noktasında aşırıya gitti. Ve enferad an selef'ten infirad etti, ayrıştı. Çeşitli bidatlerle fil kaderi ve rafti, kader konusunda, raft, rafıziliğe meyil konusunda şiiriye. Ve an ashabihi bi mesaile nezkuruha. Ve yine ashabından da, Mutezile'den de çeşitli konularda infirad etti, ayrıştı. Bunları anlatacağız. Şimdi birazdan onu okuyacağız zaten. Şurada da dipnotta da yine Gale Anhul Cahız, Cahız'ın talebesi, Cahız Nazzam'ın talebesi, 231 vefatlı Nazzam, 845'e tekabül ediyor. Cahız hocası Nazzam'la ilgili diyor ki el-evailu yekulun öncekiler eskiler derler ki fi kulli elfi senetin raculun la nazira lehu. Eskiler derler ki her 1000 senede bir eşsiz benzersiz bir benzeri olmayan bir kişi vardır gelir derler. Fe insah hazalik eğer bu söz doğruysa bu anlayış. Fe Ebu İshaka min ulaik. Ebu İshak yani Nazzam onlardandır diyor Cahız hocasıyla ilgili. Yani Feridu Asri ev Dehri diye ifade edilen kendi zamanının ön plana çıkmış efendim kişisidir. 231-845'te vefat ediyor. Şimdi bu bilgiyi daha önce Şehristani, bu tabi dipnot muhakkiklerin ama yukarıdakini Şehristani vermişti. Şimdi tekrar biz metnimize dönelim yukarıya okuyacağımız metne. Nazzam'la ilgili bu şeyi söyledikten sonra 67 69 oluyor. Evet. Şimdi ashabından ayrıştığı konular diyor. El-Ula minha tabi bu Nazzam'ın bir tafra, bir sarfe, zuhur, kumun meselesi anlaşılmayan meseleler olarak kelamdaki yerini almıştır ayrıştık onlar olarak. Onlardan da bahsedecek. Birinci ayrıştığı Mutezile'den normalde Nazzam usulü hamseyi kabul eden bir Mutezil'dir. Ama bazı görüşleriyle ayrışıyor Mutezile içinde. El-Ula minha örneğin ayrıştığı konulardan biri şudur. Ennehu zâde alel kavli bil kaderi hayrihi ve şerrihi minna hayır ve şerrin bizden olduğunu, hani Mutezile'ye göre, Ehl-i Sünnet'e göre hayır ve şer Allah'tandır.
O teziliğe göre ise hayır ve şer bizdendir. Bizdendir, hayır ve şer bizdendir anlamındaki kader görüşüne şunu ilave etmiştir. Nazzam, kavlehu zade kavlehu. Şu görüşü, zadenin mefulü olduğu için mansup okuyoruz. Şu görüşü ilave etmiştir. İnna Allahe Teala la yusafu bil kudreti ale şururi vel maasi. Allah Teala şer, kötülüğe ve günaha kudretli olarak tavsif edilemez. Yani Allah Teala'nın kötülük yapmaya, günaha kudreti yoktur. Şerre, kötülüğe, kötülüğü yaratmaya kudreti yoktur der. Ve leyset hiye, bu kötülük ve maasi leyset değildir. Hiye makturaten lil bari Teala. Allah Teala için maktur değildir. Yani Allah Teala bunu yaratamaz. Hilafen li ashabihi, ashabının Mutezile'nin hilafına, fe innehum, çünkü Mutezile kadav bi ennehu kadirun aleyha, çünkü Mutezile'ye göre Allah Teala kadirdir. Kötülüğü yaratmaya, maasiyi yaratmaya kadirdir. Kudreti vardır. Lakinnehu la yef'aluha li enneha kabihatun. Fakat Allah Teala bu çirkin olduğu için, kötü olduğu için onu yapmaz. Ama Nazzam ise burada ne diyor? Hayır, Allah'ın buna gücü yoktur. Onun makdurunda yapabileceği bir şey değildir diye Nazlan bunu söylüyor. Leyset hiye makduraten okuduk. Leyse'nin haberi olduğu için mansup okuduk. Ve mezhebun nazami, Nazlam'ın anlayışı şudur, görüşü. Ennel kubha, kubuh çirkin, yani çirkin olan şey, haram olan şey, kabih olan şey. İza kâne sıfeten zatiyeten bil kabihi. Eğer diyor, kubuh, madem ki kabihin, yani kabih olanın, ismi fail burada, sıfatı müşebbehe, ismi fail anlamında, kabih olanın zati bir sıfatıysa, ve huvel mani'u minel idafeti, bu da yani failin, kabihin zati sıfatı ise şayet, eğer bu doğruysa diyor, bu da Allah Teala ileyhi fiilen, Allah Teala'ya bunun izavesine mani olur. Fefi tecvizi vuku'il kabihi minhu kubhu meydan. Çünkü Allah'tan kabihin, çirkinin Allah'tan vuku bulacağına caiz görmek, bu anlayışta olmak da bir kubhtur, çirkinliktir diyor. Feyecibe en yekune maniyan. Dolayısıyla bunun mani, engel olucu olması gerekir. Çünkü fefailul adli la yusafu bil kudreti ale zulüm. Çünkü adalet sahibi olan, adaletin faili olan, adil olan kişinin zatın Allah'ın zulme kudreti olmakla nitelenemez. Zulme kadir olmakla o tanımlanamaz. Zulme kadir olduğu söylenemez diyor Nazzam. Tabi burada dipnotta şey diyor, Basriye, Mutezile'nin Basra ekolü diyor, kad ekferathu el Basriyetu minel Mu'tezile fi hadel kavli fekalu. Bu Mutezile'nin Bağdat ekolü onun bu düşüncesini inkar eder. Bundan dolayı onu tekfir eder. Derler ki innel kadir ala alel adli yecib en yekune kadiran alel zulüm. Adalete kudreti olanın zulme de kudreti olması gerekir. Vel kadiru alel sıdkı yecib en yekune kadiran alel kezib. Sıdka, doğruluğa kudreti olanın yalana da kudretinin olması gerekir. Ve in lem yef'ali zulme vel kizbe li kubhihima ve le ganahu anhuma ve le alimahu bi ginahu anhuma de innel kudreti alel şey'i yecib en tekune kudreti alel ziddi. Çünkü bunu yapmıyorsa, zulmü işlemiyorsa, yalanı yapmıyorsa, çirkin olduğu için ve bundan da müstağni kalıyorsa Allah Teala, efendim, bu bir şeye kudreti olanın, yani zıttına da kudreti olur diye şeyi Nazzam'ı eleştiriyor Bağdat Mutezilesi diye. Ve zade eydan ala hadel ihtibat. Bu ihtibat artık bu yanlışa, yani bu fitnesine, bu yanlış düşüncesine şunu da ilave etmiştir. İnnemâ yakdiru alâ fi'lin mâ lem ya'lem enne fîhi salâhen li ibâdihi. Allah Teala yakdiru alâ fi'lin.
bir fiile muktedirdir ki malem ya'lem enne fihi salahen li abdihi. Yani kulunun, daha doğrusu şöyle, yakdiru ala fi'lin ma ya'lemu enne fihi salahen li ibadihi. Kulunun salahına, hayrına olan olarak bildiği bir fiile Allah kadirdir. İnnehu innema yakdiru, Allah kadirdir ala fi'lin, bir fiile ki ma ya'lemu enne fihi salahen li ibadihi. Kulunun, ha şöyle ma'yı nafiye alalım. Kulunun hayrına, salahına olduğunu bilmediği bir fiili de yaratmaya kadirdir demiş. Yani bunu, bu da ilave bir şey oluyor, yanlış düşüncesi diyor. وَلَا يَقْدِرُ عَلَى اَنْ يَفْعَلَ بِعِبَادِهِ فِي الدُّنْيَا مَا لَيْسَ ف۪يهِ صَلَاحُهُمْ. Ve Allah Teala la yakdiru, kadir değildir, ala en yef'ale bi ibadihi, kulları için yapmaya kadir değildir, fi dünya, dünyada ma şey ki, fiili ki, leyse fihi salahuhum. Kullarının salahı, menfaati, faydası olmayan bir fiili yaratmaya kadir değildir. Diye Salahu Humu Leysen'in ismi yaptık. Hâdâ fî taalluki kudratihi bimâ yeteallaku bi umûrü dünya. Bu da onun dünya işlerine taalluk eden kudretinin taallukuyla ilgilidir. Taalluku kudratihi, Allah'ın kudretinin bir gereğidir. Bimâ yeteallaku bi umûrü dünya, dünya işleriyle ilgili. Ve emmâ umûrul âhira. Bu dünya işiyle ilgiliydi. Ahiret işlerine gelince fakale şöyle der Nazzam: La yusaful bari taala bil kudrati ala en yezide fi azabi ehlin nari şey'en. Allah Teala la yusaful bari taala bil kudrati. Allah Teala bir kudretle nitelenemez, bir kudreti olduğu söylenemez. Ala en yezide fi azabi ehlin nari şey'en. Cehennemliklerin azabına ilave etmeye kudreti yoktur. Cehennemliklerin azabını ilave etmeye, azabını arttırmaya kudreti yoktur. Vela ala en yenkusa minhu şey'en, o azabı hafifletmeye, eksiltmeye de kudreti yoktur. Ve kezalike la yenkusu min na'imi ehlil cenneti, yine Allah cennetliklerin de nimetlerinden eksiltmez. وَلَا اَنْ يُخْرِجَ اَحَدًا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ. Ve yine cennetlik birini cennetten çıkarması da söz konusu değildir. وَلَيْسَ ذَٰلِكَ مَقْدُورًا لَهُ. Bu onun için yapabileceği bir şey. Makdur değildir, yani yapamaz onu. Makdur onun yapabileceği bir şey değildir diyor. Nazzam öyle diyormuş. فَقَدْ اَلْزَمَ عَلَيْهِ اَوْ اُلْزِمَ عَلَيْهِ. Tabi Nazzam'ın bu düşüncesi ulzime aleyhi, onun aleyhine bir hüccet oldu. En yekune elbari teala matbuan mecburan ala ma yef'aluhu. Yani Nazzam'ın bu düşüncesi de Allah'a bir mecburiyet yüklüyor. Yani en yekune elbari teala, Allah Teala'nın matbuan mecburan ala ma yef'aluhu, yapıp ettiklerinden matbu, artık belirlenmiş ve mecbur olması onun için o tabiat olmuş olur ve matbu olur, mecbur olur, onu yapmaya mecburdur şeklinde aleyhine bir hüccet olur. Niye? Fe innel kadir alel hakikati, çünkü gerçekte kadir demek, bir şeye güç kudret sahibi demek. Men kimsedir ki yetehayyaru beynel fi'li ve terki. Kadir bir fiili yapıp yapmamada muhayyer olan kişi demektir. Yani dolayısıyla Allah Teala'nın işte iyiliğe kudreti var da kötülüğe kudreti yok demek bu doğru değildir diye buna ilzam ediyorlar. Onun aleyhine hüccet olur diyorlar. Fe ecabe, Nazzam da şöyle cevap veriyor bu itiraza. Ennellezî elzemtumûni fil kudreti,
Sizin kudretle ilgili beni ilzam etmeniz, beni eleştirdiğiniz şey yulzimukum fil fiil. Fiil konusunda da sizin aleyhinize bir hüccettir, ilzam eder. Niye? Fe in şayet. Yok, fe inne. Çünkü indekum sizin nezdinizde yastahilu en yef'alehu ve in kana maktura. Çünkü siz de diyorsunuz ki yani fiili in kana maktura maktur olsa bile Allah için maktur olsa bile yastahilu en yef'alehu. Onu yapması müstahildir diyorsunuz. Yani hani Mutezile genelde ne diyordu? Allah'tan zulüm sadır olmaz. Zulmü yapmaya kadirdir ama kötü olduğu için Allah kötülük yapmaz. O da diyor ki işte Nazzam'da ne diyordu? Nazzam'da diyor ki hayır, Allah'ın makdurunda değildir kötülük yapmak. Siz madem beni bu şekilde ilzam ediyorsanız tam tersi de sizin için geçerli. Çünkü sizin nezdinizde Allah yapsa bile ve imkâne makduran kötülüğü yapmaya kudreti olsa bile yastahiru en yef'alehu, onu yapması müstahildir. Fela farkı, yani fark yok, yani aynı şey. Arada bir fark yok diyor. Ve innema şimdi şu fe inne indekum yastahilu cümlesi gramer açısından ne oluyor? İnne okuduk bunu. İn okuyamayız çünkü. İn indekum yastahil. Ne olmaz? İnne okuyacağız. İnnekum normalde inne olmasaydı ne diyecektik? Mukaddem haber yastahilu muhakkar mübteda. O zaman fiil cümlesi mahallen mansup oluyor. İnnenin ismi hükmünde. Ve innema akada hadihil makalete, bu görüşü, bu düşünceyi Nazzam almıştır. Min kudema il felsefeti, eski filozoflardan, felsefecilerden, kadim felsefecilerden, yani antik Yunan kastediliyor. Allahu alem almıştır. Haysu şöyle ki kadav, onlar hüküm verdiler, dediler bi ennel cevade, cevat olan, cömert olan, la yecuzu en yudakhira şey'en la yef'aluhu, yapmayacağı bir şeyi biriktirmesi, en yeddahira şey'en la yef'aluhu, yapmayacağı bir şeyi biriktirmesi caiz değildir cevabın demişler. Fema ebda'ahu ve evcedehu huvel maktur. İşte bunun da ibda ettiği, yani bid'at olarak ilk defa ortaya koyduğu, icat ettiği huve el maktur. Yani leyse bi maktur illa, Allah'ın makturunda değildir, yapabileceği bir şeydir anlamında. Ve lem kâne fî ilmihi teâlâ ve makturihi mâ huve ahsen ve ekmelu mimma ebda'ahu nizamen ve terkiben ve salahen lefe'alehu. Diyor ki yani velev kâne fî ilmihi teâlâ, Allah Teala'nın ilminde olsaydı şayet ve makdurihi ve kudretinde yani onun yapabileceği bir şey olsaydı ma huve ahsenu ekmel mimma ebda'ahu nizamen ve terkiben ve salahen lefe'alehu. Yani ma huve ahsenu ekmel, daha güzel ve daha mükemmel olan, mimma ebda'ahu, onun bu bidat olarak ihdas ettiği, icat ettiği şeyden nizamen ve terkiben, nazmen, düzen olarak, terkip olarak ve salahan ve salah olarak daha güzel ve daha mükemmeli olsaydı lefalehu, onu yapardı. Yani bunu Nazzam söylüyor. Demiş ki lev kâne fî ilmihi teâlâ velev kâne, şayet Allah Teala'nın ilminde ve makdurihi makdurunda olsaydı ne? Ma huve ahsen. En güzel ve en ekmel olan şey. Mimma ebda'ahu. Yaratmış olduğundan. Burada ebda'ahu demin failini nazam yaptık, yanlış yaptık. Mem ebda'ahullah. Allah'ın icat ettiği, yarattığı şeylerden nazmen, terkiben ve salahan daha güzel, daha mükemmel şey olsaydı lefaalehu, onu yapardı. Yani mevcut durum budur. Mevcut durum budur demiş oluyor. Es-saniyetu. İkincisi, Nazzam'ın Mutezile'den genel görüşlerinden ayrıştığı ikinci konu fil irade. Kavluhu fil iradeti, irade ile ilgili görüşüdür. O da şudur.
إن الباري تعالى ليس موصوفا بها على الحقيقة. الله تعالى ليس موصوفا بها، موصوفا بالإرادة. أنا الله'ın iradesi yoktur hakikatte diyormuş Nazlam. İbn Ottada diyor ki Mu'tezilatul Basriyyin ve Ehl-i Sünne yuhalifunehu fi hâzâ. Onlar Basra Mu'tezilesi ve Ehl-i Sünnet bu konuda ona muhalefet ederler. Ve hum ya'takidûne, onların düşüncesi şudur. Basra Mu'tezilesinin ve Ehl-i Sünnet'in. En Allah azze ve celle muridun alel hakika, gerçekte de Allah mürittir, irade sahibidir. Gayra enne ehle sünne kal, fakat şu kadar var ki ehli sünnet şöyle der: İnnehu lem yezel muriden bi iradeti ezeliye, Allah ezeli bir iradeyle irade sahibidir. Ezelde, yani ezelde ezeli bir iradeyle mürittir. Ve mu'teziletül basra innehu muridun bi iradetin hadisetin la fi mahallin. Basra Mu'tezilesi ise Allah mürittir, iradetin hadisetin, hadis bir iradeyle, la fi mahallin, bir mahalde olmayan. Ve hum ehlü sünne kad ekferu min men nefe min ve hum ve ehlü sünne ha. Basra Mu'tezilesi ve ehlü sünnet kad ekferu tekfir etmişlerdir. Men kimseyi ki nefe iradet Allah Azze ve Celle. Allah Teala'nın iradesini nefyedeni tekfir etmişlerdir. Bu tabi bu dipnotlar muhakkiklerin, Şehristani'nin değil. Şimdi Şehristani'nin şeyine dönüyoruz. Demek ki Nazzam'ın ikinci ayrıştığı konuda Allah'ın iradesi hakikatte yoktur diyormuş. Leyse mevsufen biha bil iradet alel hakika ne demek istiyor? Efendim. Fe ize atlamadık inşallah. Evet. Fe ize vusife biha şer'an fi ef'alihi. Şayet diyor Nazzam, Allah Teala vasfedilirse, nitelenirse, biha bil iradeti, iradeyle şer'an, şer'i olarak, fi ef'alihi, fiillerinde, şer'an, mürid olarak, irade sahibi olarak nitelenirse, fel muradu bizalike, bundan kastedilen şudur, ennehu halikuha ve munşi'uha ala hasebi ma alime. Allah Teala onun, o fiillerin yaratıcısıdır ve münşiidir, inşa edicisidir. Ala haseb ma alime, bilgisine göre. Yani bilgisine göre ilim maluma tabidir. Ve izâ vusife bi kevnihi muriden bi ef'alil ibadi, şayet o, Allah vasfedilirse bi kevnihi muriden bi ef'alil ibad, kulların fiillerini mürid olması, irade etmesi yönüyle kullarının fiillerini irade edendir anlamıyla vasfedilirse, fel ma'niyyu bihi, onunla kastedilen de nedir? Ennehu amirun biha ve nahin anha. O bunu emretmiştir ve nehyetmiştir şeklinde anlaşılır. Ve anhu ahazel ka'biyyu mezhebehu fil irade. Ka'bi irade konusundaki düşüncesini, mezhebini bundan almıştır diyor. Demek ki Allah'ın iradesini olmadığını hakikatte söylüyor. Şayet şer'an fiillerinde irade sahibi olarak nitelenirse bundan murad edilen onun yaratıcısı, fiillerin yaratıcısı ve münşidir. Ama ala haseb ma alime, bilgisine göre, şayet kulların fiillerinin irade edicisi anlamıyla nitelenirse de bundan kastedilen onu emretmesi ve nehyetmesi yönündedir. Yani yine kulu sorumluluğunu göz ardı etmemiş oluyor. Tabi ehl-i sünnetin şeyini biliyoruz. Muridul hayri ve şerril kabihi ve lakin neyse yarda bil muhalim. Evet. Es-salisetu, üçüncüsü, üçüncü ayrıştığı nokta. Kavluhu inne ef'alel ibadi kullaha harekatun fahasbu. İnne ef'alel ibad, kulların fiilleri, insanların fiilleri, tekitli, kullaha tekidi geliyor, hepsi harekatun fahasbu, sadece hareketlerden oluşur. Ve sükunu hareketu i'timat, sükun itimat hareketidir, yani dayanma hareketidir. Şimdi biliyorsunuz bu tabiat
anlayışıyla ilgili aslında. Bu hareket, cevher, cisim, araz anlayışları tabiat felsefesinde. Bir cisim ya hareket halindedir, bir yerden bir yere intikal ediyordur. Hareket etmediği zaman da sükun halindedir. Yani hareket, ya hareket var ya sükun var cisimlerde. İşte şey ise, Nazzam ise sükunu kabul etmiyor. Ne diyor? Bütün insanların bütün fiilleri hareketlerden ibarettir. Sükun yoktur. Sükun da dayanma hareketi. Yani sükun dediği cismin hareket etmemesini sükun olarak değil de dayanma. Orada da bir hareket görüyor. Dayanma olarak, itimat olarak görüyor Nazım. Vel ulumu vel iradatu harekatu nefs. Bilgiler ve iradeler, yani şeyler, iradeler nefsin hareketidir, hareketleridir. Ve lem yurid bihâzihil hareketi ve lem yurid bihâzihil hareketi hareketen nukleti ve innemel hareketu indehu mebde'u tagayyurin ma. Ve lem yurid, kastetmedi diyor. Yani Nazzam bihâzihil hareketi, bu hareketle hareketen nukle. Nukle yani nakil, naklen bir yerden bir yere intikal. Nukle hareketini kastetmedi Nazzam. Ve innemel hareketu indehu, ona göre hareket, Nazzam'a göre hareket, mebde'u tagayyurin ma. Yani bir çeşit, tagayyurin ma nekira o, bir çeşit değişikliğin başlangıcı. Yani bir çeşit değişiklik, yani mevcut durumdan cismin halinin değişmesi, o başlangıç. Kema kâlet el felâsefetu min isbâti harekâtin fil keyfi vel kemmi vel vad'i vel eyni vel meta ilâ ehevâtiha. Bu aynı filozofların işte hareketleri keyfiyette, kemiyette, vazda, eyne de, meta da, yani nerede, ne zaman gibi konularda hareketi kabul eden filozoflar gibi o da düşünüyor. Bu da bu şekilde. Er-Rabiatu, dördüncü ayrıştığı nokta, vafakahu meydan fi kavlihi minnel insane fil hakikati huven nefsu ve ruh vel bedenu aletuha ve kalibuha. Yine vafakahum, yani el felasife, filozoflara yine muvafakat etmiştir, katılmıştır. Filozoflar da aynı şeyi düşünüyor. Nazzam ne diyor? Fi kavlihim, filozofların şu düşüncesine onlara muvafakat ediyor. Neymiş o? İnnel insane fil hakika, gerçekte insan, huven nefsu ve ruhu, nefis ve ruhtur. İnsan nefes, nefis ve ruhtur. Nefis ve ruhtan oluşur insan. Vel bedenu aletuha ve kalibuha. Beden ise onun bir aleti, vasıtası, elbisesi, onun kalıbıdır. Kalıbıdır. Yani bedeni şeyden görmüyor hakikatte. İnsanın hakikatinde şeyi görmüyor, etkili görmüyor. Gerçekte insan nefis ve ruhtan oluşur. Beden onun aletidir, kalıbıdır, elbisesidir. Gayra ennehu, fakat şu kadar var ki, hani burada filozoflar gibi düşünüyor ama şu kadar var ki, ennehu takasara an idraki mezhebihim. Onların görüşlerini, bu konudaki görüşlerini idrakte biraz kusurludur. Yani onu tam idrak edememiştir. Filozofların ne demek istediklerini tam idrak edememiş. Burada bir kusuru var. Femâle ilâ kavlit tabi'iyyine minhum. O, bu minel felasife, filozoflardan tabiatçıların, tabiatçı filozofların görüşlerine meyletmiştir. Nazzam, onlar da ne diyorlar? Enne ruha cismun latifun müşabikun lil beden, mudâhilun lil kalbi, medhal medâhilun lil kalbi bi eczaihi müdahaleten, müdahil de okuyalım o zaman. Müdahaleten maiyeti fil verdi ve duhniyeti fil simsim. Sümniyeti fil leben. O da demiş, yani tabiatçı filozofların görüşüne meylederek şöyle diyor. Onlar şöyle diyordu. Enne ruha cismun latif. Ruh, latif bir cisimdir. Müşabikun lil beden, bedenle birlikte, bedene bağlı latif bir cisimdir. Müdahilun lil kalp, kalbe müdahildir. Bi eczaihi,
yani şeyleriyle, bütün parçalarıyla. Müdahaletel maiyeti fil verdi. Nasıl gülün içinde su varsa, gülün içindeki su gibi ve dühniyeti fissimsim, susamdaki yağ gibi ve semniyeti filleben, yine yağ benzeri bir şey yani şeydeki sütteki yağ gibi efendim bir birliktelik vardır. Ve kâle inne ruha hiyelleti leha kuvve ve istitaatun ve hayatun ve meşiyetun. Ve demiştir ki ruh hiyelleti leha kuvvetun. Kuvveti olan ruhtur. Ve istitaatun bir şeyi yapma potansiyeline sahip olan, güce sahip olan ruhtur. Ve hayatun ve meşiyetun, hayat olan, diri olan, meşiyet, irade eden ruhtur demiştir. Ve hiye mustati'atun min nefsiha, ve o da yani ruh mustati'atun min nefsiha, kendi nefsini yapandır. Ve istita'atu kabla'l fi'l, istita'at da fiilden öncedir. İstita'at fiilden öncedir. Bu tabii istita'at meselesi de biliyorsunuz yani bir şeyi yapabilme gücü potansiyeli ikiye ayrılır. Yani mesela benim vücudumun azalarının salim olması, gözlerimin görmesi, kulaklarım, burnum, bu Allah Teala'nın yaratması, bu kablel fiildir, bu istitaat. Yani fiil, Allah en başta beni böyle yarattı. Dolayısıyla bir fiilden önce vardır. Ama diğer eylemler, benim bir şeyi yapmam, gitmem, gelmem, düşünmem, konuşmam, hareketlerim vesaire anlamındaki istitaat yapma gücüm ise maal fiildir şeye göre, ehli sünnete göre fiille beraber ortaya çıkar. Ama Mutezile'ye göre her halükarda bu da kablel fiildir. Yani Allah en başta yaratmış, kul da onu isteyerek, irade ederek kendi fiilini yaratıyor diyor. Devam edelim. El-Hamisetu, beşincisi, Hakel Ka'biyyu anhu. Ka'bi de daha önce de geçti Mutezile alimlerden, 319 vefatlı. Ennehu kal, şöyle demiştir. Ka'bi şöyle ondan nakleder. İnne kulle ma cavaze haddel kudreti min el fi'li fe huve min fi'lillahi bi icabil hilka. Demiş ki İnne kulle ma cavaze haddel kudre min el fi'l. Fiilden kudret sınırını, haddini aşan her şey fe huve min fi'lillah. Allah'ın fiilidir. Bi icabil hilkati, yaratılış gereği. Ey enne Allahe Teala taba'al hacara taba'an. Yani Allah taşa bir tabiat vermiştir. Ve halakahu hilkaten. Ona bir öyle bir şekilde yaratmıştır ki اِذَا دَفَعَتْهُ اِنْ دَفَعَ. Yani attığın zaman o taş ne yapar mesela? Atarsın gider, düşer. وَاِذَا بَلَغَتْ قُوَّةَ الدَّفْعِ اِذَا بَلَغَتْ قُوَّةُ الدَّفْعِ, senin atma kuvvetin ulaştığı zaman meblağaha, son haddine diyelim. اَذَا الْحَجَرُ اِلَى مَكَانِهِ طَبْعًا, yani taş yerine tabiat olarak. وَلَهُ فِي الْجَوَاهِرِ وَاحْكَامِهَا خَفْطٌ وَمَسْهَبٌ yuhalifu'l-mütekellimine vel-felasife. Onun cevahir, cevher, cisim, araz ve hükümleriyle ilgili de haptun, şaşkınlığı, hapta aşva derler böyle, hapta aşva, yani kör yürüyüşü gibi şaşkınlığı, yani onun bu konuda da bir yolunu kaybetmiş, dalaleti vardır diyor. Ne de cevherler ve hükümleri konusunda bir mezhebi anlayışı vardır ki yuhadifu'l mütekellimine vel felasife, kelamcılara ve filozoflara da aykırı düşünceleri vardır diyor. Efendim, yani burada da bazı cemadata taştan örnek verdi. Allah Teala onlara o tabiatı vermiştir. Efendim, bu da Allah'ın fiilidir demiş oluyor. Cevher cisim konusunda da nazzamı ne biliyoruz? O tafrayı söyleyeceklerdi, orada da söyleyeceğiz. Yani şey yapıyor. Cevher cismi kabul etmiyor. Es-sadisetu,
Şimdi gerçeği çıktı kısmında. Altıncı ayrıştığı nokta vafakal felasifete fine fil cüz ille ilayete cezzeu. Cüz ilayete cezza konusunda, cüz ilayete cezzayı nefyetme konusunda filozoflara uyar diyor. Bazı filozoflara tabii. Şimdi cüz ilayete cezza arkadaşlar biliyorsunuz el cüz'ül lezî ilayete cezzeu ya da la yetecezza maksure olarak da geliyor. Parçalanamayan parça biliyorsunuz bu atomcu. Atomcuların yaklaşımıdır. Yani nedir? Maddenin en küçük yapı birimi, ya madde neydi? Bilinen en küçük yapı birimi atom olarak görülmüş. Atomcu Demokritos Yunan felsefesinde ona dayanan bir anlayış var. Bu İslam felsefecileri, İslam filozofları, kelamcılar tarafından da İslam kelamında da kabul edilmiş bir düşüncedir. Yani cüz'ül lezî ilayete cezza. Yani maddenin en küçük parçalanamayan bir şeyi vardır. O da atomdur. Onu eskiler nokta olarak göstermişler. Yani nokta nedir? Maddenin, cismin en küçük yapı birimidir. O atomdur. Tabii günümüzde atom parçalanıyor, nötron, proton diye. Onun da kuarklar vesaire var. O neyse yani. Maddenin parçalanamayan, yani ila nihaye madde ne yapmaz? Parçalanamaz. İlla bir yerde durur. İşte ona nokta demişler ya da atom. Atom demişler ama günümüz tabii biliminde kuark deniyor. En küçük yapı maddenin, atomdan da küçük maddenin yapı birimi. Şimdi Nazzam bunu kabul etmiyor işte bu yerleşik düşünceyi. O da Nazzam'a göre de sonsuz sayıda bölünebilir. Yani parçalanamayan parça diye bir şey yoktur. Cisimler sonsuz sayıda parçalanabilir. Tabii bunu Nazzam bunu tevhid ilkesi gereği dile getirdiğini söylüyor ama karşıtlarıysa hem Mutezile'den hem Ehl-i Sünnet'ten bu Nazzam'ı yani sonsuz alemin sonsuzluğuna inandığı şeklinde eleştiriyorlar. Çünkü sonsuz şekilde parçalanması demek alemi sonsuz görüyorsun demektir diye söylemişler. Ve ahdesel kavle ya demek ki Nazzam şeyi kabul etmiyor işte bu cisim cevher arazdan oluşan tabiat anlayışını değil onu kabul etmiyor. Ve ahdesel kavle bir tafrati tafra düşüncesini ortaya atıyor. Ahdese ihdas etti, icat etti. Tafra. Tafra sıçramak demek normalde. Lima elzeme ev ulzime meşşu nemletin ala sahratin min tarafin ila tarafin enneha kat'at mesafeten tavileten mi diyecek. Mesafeten kat'an ma la yetenaha. Mesafeten ma la yetenaha. Şimdi Nazzam demiş ki nasıl ki bir karınca nemle ala sahratin min tarafin ila taraf nasıl ki bir karınca bir taşın bir tarafından diğer tarafına enneha kata'at ma la tenaha yani normalde bir karıncanın kendi yürüyüşüyle kat edemeyeceği bir ma la tenaha bitmeyen bir mesafeyi kat etmesi mümkün değil normalde. Ama işte tafra var burada diyor. Sıçrama. Bir tafrati bu sıçrama teorisini ortaya atıyor. Lima şu şekilde ki ulzime meşru nemletin karıncanın yürüyüşü ala sahratin min tarafin ila taraf bir yer taşın bir tarafından diğer tarafına yürümesi enneha yani ulzime mecburdur. Kata'at ma la tenaha. Sonsuz bir mesafe kat etmek suretiyle olmak durumundadır. Fekeyfe yakta'u ma yetenaha ma la yetenaha. Peki diyor ma yetenaha olan yani sonlu olan ma la yetenaha sonsuz olan bir şeyi nasıl kat edebilir? İşte demiş ki Nazzam takta'u ba'duha bil meşyi karınca nemle takta ba'daha meful mansup ba'daha bil meşyi bu mesafenin bir kısmını yürüyerek kat ediyor ve ba'daha bir tafrati. Bir kısmını da tafra ile, sıçrama ile. Sıçrama ile. Ve şebbehe Nazzam benzetmiştir. Bi hablin bir ipeki şedde ala haşebetin şudde ev. Şudde bağlanmış bir ipe benzetir. Ala haşebetin bir oduna bağlı
Mu'taridatin uzanmış bir odun. Vasatel bir. Kuyunun ortasına efendim sunulmuş, kuyunun ortasına dikilmiş bir ağaca bağlanmış bir ipe benzetir. Tuluhu hamsune ziraan. Bu ipin uzunluğu 50 ziradır. Yani bir zirayı bir kol boyu 70 santim düşünelim. 50 ziradır. 50 zira efendim. Ve aleyhi delvun muallak ve onun üzerinde de ne var? Bir asılı bir kova var. Kuyudan su çekeceğiz. Ve hablun tuluhu hamsune ziraan ve yine bir ip ki 50 zira, 50 işte kol boyu uzunluğunda bir ip var. Ulliqa aleyhi mi'laqun, yine ona bir şey asılı, bir kap asılı. Ve yecurru bihi el hablel mutavassit, orta ipi çekiyor. Fe inne delve yasudu ila ra'sil bir, yani su kuyularını hatırlayalım, o mekanizmayı. Efendim, kovanı olur, yasudu ila ra'sil bir eli kuyu başına çıkar. Fakat kat'a 100 zira'in bi hablin tuluhu 50 zira'an fi zamanin vahid. Şimdi diyor ki, bak diyor, tek bir zamanda 50 santimlik uzunluktaki bir iple 100 santimlik bir mesafe kat etti. Ve leyse zalike illa enne ba'dal kat'i bit tafra. İşte bu da bazı kat, o mesafe katımının, kat etmenin tafra ile olduğu, sıçrama ile olduğu anlamına gelir. Ve lem ya'lem enne tafrata وَلَمْ يُعْلَمْ bilinmedi اَنَّ tafrata sıçrama kat o mesafeti neyden vaziyetinde mesafetin. Evet, şey bilinmiyor. Bu sıçramanın kat o mesafeti neyden müvaziyetinde mesafe, bir eş benzer paralel bir mesafeye kat etmek olduğu da bilinmiyor diyor. اَوَّلَمْ يَعْلَمْ bilmedi o kişi اَنَّ tafra kat o mesafeti neyden müvaziyetinde mesafe. فَالْاِلْزَامُ لَا يَنْدَفِعُ عَنْهُ yani bundan diyor şey düşmez diyor ilzam. اِنَّمَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَشْي وَالْتَفْرَةِ يَرْجِعْ اِلَى سُرْعَةِ الزَّمَانِ وَبُطْئِهِ çünkü burada diyor fark, yürümeyle tafra arasındaki fark zamanın sürati ve yavaşlığına bağlıdır diyor. Şimdi bu tafra meselesi, şimdi kelamda tafratu nazzam sarfe zuhur ve kumun, bunlar gelecek. Nazzam'ın bu üç teorisi, bir de kesbul eşari, eşarinin de kesb anlayışı anlaşılmamıştır. Yani bu şey mesele olarak görülür. Nazzam'ın üç meselesi, üç teorisi tam olarak şey anlaşılmamış, kelamcılar tarafından zaten eleştirilmiş. Onun tafra sıçrama teorisi tam anlaşılmamış. Yine sarfe Kur'an icazı ile ilgili ve zuhur ve kumun anlayış. Evet, biz devam edelim. Es-sabi'atu, yedincisi, kâle innel cevâhira muellefetun min a'râdin içtema'at. Cevherler de arazlardan oluşmuştur. İçtema'at, bir araya gelen arazlardan meydana gelir. Şimdi biliyorsunuz bu tabiat felsefesiyle ilgili işte hareket ve sükun anlayışı var. Ona itirazı oldu. Hareketi tek gördü, sükunu kabul etmedi. Cevher araz anlayışını da reddediyor. Şimdi nedir? Cevher ya da cisim cevher araz meselesi kelamda biliyorsunuz. Cisim nedir? Kainatta yer kaplayan şeydir. Mesela sen ben cisimiz, şu bardak cisim, her şey, kainattaki her şey cisimlerden oluşuyor. O cismin en küçük yapı birimi cevheri fert. İşte cevherleri bir araya gelen arazlar olacak. Halbuki arazlar da mâ lâ yakûmu bizâtihi, değil mi? Yani kendi zatıyla kaim olmayan ancak bir şeyde gösterebildiğimiz şeylerdir arazlar. Cevher ise zatıyla var olan somut bir şeydir. Mesela renk ancak bir şeyde bir
Telefonda gösterdim siyahı, işte kalemde gösterdim, duvarda, kağıtta gösterdim, sarı derim, yeşil derim, gülme, efendim, ağlama, ekşime gibi arazlar ancak bir cisim üzerinde gösterebileceğimiz şeylerdir. Nazzam bunları kabul etmiyor işte. Nazzam cevherleri de, cisimleri de arazlardan, bir araya gelen arazlardan olduğunu söylüyor. Ve vafaka Hişam ebnel Hakem, öncü Şii kelamcısı, 179 vefatlı, Hişam bin Hakem'in fi kavlihi şu görüşüne katılıyor. İnnel elvane, renkler, ve tuum, tatlar, ve revaih, ve kokular ecsamın, cisimdir görüşüne katılmış oluyor diyor Hişam bin Hakem'in. Fetaratan yakdi bi kevnil ecsami aradan, yani diyor ki bu Nazzam bazen cisimlerin araz olduğunu söylüyor. Ve taratan yakdi bi kevnil arad ecsamen la gayru, bazen de tam tersi arazların cisim olduğunu, başka bir şey değil, cisim olduğunu söylüyor. Burada da bu yani anlaşılmadığını söylemiş oluyor. Es-Saminetu, sekizincisi, sekizinci ayrıştığı nokta. Min mezhebihi, onun şöyle bir fikri vardır. Ennallâhe teâlâ halakal mevcudâti duf'aten vâhideten alâ mâ hiye aleyhil âne me'âdine ve nebâten ve hayvânen ve insânen. Allah Teala bütün mevcudatı duf'a vahide, tek bir seferde yaratmıştır. Tek bir sefer. Bu da zuhur ve kumun anlayışı. Bu anlaşılmayan ikinci mesele, hani safra meselesi, zuhur kumun bu. Allah Teala halakal mevcudati, mevcudatı yaratmıştır. Duf'aten vahideten, fi duf'atin vahide. Tek bir duf'ada, tek bir seferde yaratmış. Alâ mâ hiye aleyhil an, şimdi olduğu üzere, madenler, nebatan, bitki, hayvanen ve insanen. Mesela Adem'i yarattı. Adem'den sonra gelen bütün her şeyi de zerre olarak onda yarattığı gibi. Yani bir seferde yaratmıştır. وَلَمْ يَتَقَدَّمْ خَلْقُ آدَمْ عَلَيْهِ السَّلَامْ خَلْقَ اَوْلَادِهِ. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı lem yetekaddem, öne geçmemiştir. Lem yetekaddem, öne geçmedi. Halku Adem, fail yaptık. Adem'in yaratılışı öne geçmemiştir. Kimin önüne? Aleyhisselam. Halka evladihi, kendi çocuklarının önüne geçmemiştir. Yani hepsi bir arada yaratılmıştır. Gayra ennallâhe teâlâ, fakat şu kadar var ki Allah Teala ekmene ba'daha fi ba'din. Bunları birbirinin içinde kümun, ekmene gizlemiştir, kümun nazariyesi. فَالتَّقَدُّمُ وَالتَّأَخُّرُ اِنَّمَا يَقَعُ فِي ظُهُورِهَا فِي مَكَامِنِهَا. Buradaki takaddum, öncelik ve sonralık ise, taahhur ise, اِنَّمَا يَقَعُ فِي ظُهُورِهَا فِي مَكَامِنِهَا. Bunların o kümun, gizlendikleri yerden zuhur ettikleri, buruz ettikleri, ortaya çıktıkları zaman gerçekleşir. دُونَ حُدُوسِهَا وَوُجُودِهَا. Bu bir yaratma. Hudus anlamında ya da vücut anlamında bir yaratma değildir. Zaten yaratmıştı Allah bir seferde hepsini. Sadece zuhur ve kümun gizlenmişti. Kümun halinden zuhur haline gelmelerinde sadece önce Adem, sonra çocukları ve benzeri diyor. Ve innema ahada hadihil makalete, bu görüşü de almıştır kimden? Min ashabil kumuni ve zuhuri min el felasifeti, filozoflardan, kümun ve zuhura inanan kişilerden almıştır. Ve ekseru meylihi ebeden ila takrir mezahibit tabi'iyyine minhum dunel ilahiyyin. Ve ekseru meylihi ebeden, onun genellikle daha çok meylettiği Nazzam'ın, ila takriri mezahibit tabi'iyyine minhum, filozoflardan, tabiatçı olan filozofların görüşünü kabul etme yönündedir. Dune ilahiyyin, yani ilahiyatçı değil de ilahiyan, yani diyelim ki işte Aristo, Sokrat, Eflatun değil de ondan önceki tabiatçı filozofların daha çok görüşlerine meyletmiştir. Zaten gördüğünüz işte Tafra'da, normal bu şeylere bildiğimiz şeye aykırıdır. Aristo, Sokrat, Eflatun'un, ya da Zuhur, Kümun. Ve tasiyatı, üçüncüsü geliyor. Üçüncü anlaşılmayan konu, ya da Nazzam'ın şaşkınlık yaratan üçüncü teorisi, kavluhu fi i'cazil Kur'an, Kur'an'ın icazıyla, Kur'an'ın insanları aciz bırakması meselesinde, icazı Kur'an'da, innehu
min haysul ihbaru anil umuril madiyeti velatiyeti. Yani nedir o? El ihbar anil umuril madiyeti velatiyeti, el atiyeti, geçmişteki ve gelecekteki işlerden haber vermek anlamında. Ve min ciheti sarfid deva'i anil muarada, ve yine itirazdan men etme. Ve min cihet ve men il arabi anil ihtimami bihi, ve Arapların da buna ihtimam etmesinden, yani bu icazı Kur'an'ın tehaddisini söylüyor. Buna önem vermekten men etmesi konusundaki icazı Kur'an. Cebran ve ta'cizen. Bu cebran ve ta'ciz iledir. Hatta lev halahum ve kanu kadirine ala en ye'tu bi suratin min mislihi belagaten ve fasahaten ve nazmen. Yani diyor ki burada kulların Kur'an'ın icazı ile ilgili Kur'an'ın o meydan okuması, tehaddisi diyor. Tehaddisinde Allah sarfe yani men etmiştir. İnsanların Kur'an'ın bir benzerini getirmesini. Bu cebir ve taciz iledir. Allah'ın aciz bırakmasıyladır ve mecburidir. Çünkü hatta lev halâhum, çünkü Allah onları serbest bıraksaydı, lekânu kâdirîn, onlar yapabilirlerdi. Neyi yapabilirlerdi? Alâ en ye'tû bi sûratin min mislihi. Kur'an-ı Kerim'in bir suresinin benzerini belagat olarak, fesahat olarak ve nazım olarak getirebilirlerdi. Ama Allah bunu sarfe yapmıştır. Sarafahum, yani sarafen nas, o mena'en nas, insanları men etmiştir, mecbur bırakmıştır, yapamazlar. Yoksa aslında insanlar yapabilir, potansiyelleri var ama Allah onları aciz bırakmış olduğu için. Ama normalde nedir, biz nasıl düşünürüz? Kur'an'ın tabi buna itiraz eden, hem Mutezile içinden itiraz eden, hem Ehl-i Sünnet kelamcılarından itirazlar ne yönde? Yani sen Kur'an'ın kendisi Allah kelamı bizatihi, onun icaz, onun kendi lafzında, kendisinde insanlar bunun benzerini getiremez. Bunu sen reddetmiş oluyorsun diye ona itiraz ediyorlar. Demek ki Nazzam'ın bu kelam açısından üç tane anlaşılmaz, garip karşılanan konusu varmış. Onları görmüş olduk. Sırayla tafra, efendim, zuhur, kumun ve sarfe anlayışı. Vel-âşiratu. Hocam, Efendim. 3-4 sayfa daha devam ediyor da isterseniz burada bırakabiliriz. El-Aşiratu şöyle bir bakalım mı? 3-4 sayfa mı? 1. Aynen hocam. 2. Yani aslında konu başlık olduğunda nerede bitiyor? Şurada bitiyor. Bak şunu saymayalım şu gözle. Benim fare mi bozuk, anlamadım. Şunu saymayalım. Şu 1. Şu 2. Şu da 3. 3. Yani yarım saatte bitirebilir miyiz? 1 saat doldu hocam, siz bilirsiniz. Yani Devam edin şöyle, diyorsanız konu girelim. başlığı olduğu için isterseniz okuyalım ya, eğer ekip ne durumda? Yani bazen şey olsa, bazen az bazen çok olur. İsterseniz bu şeyi bitirelim derim ben şu projede. Olur hocam, siz bilirsiniz. Siz bilirsiniz Nasıl hocam, nasıl isterseniz. bitirelim. Biraz belki hızlanabiliriz yani. Zaten şey bitti, o kelamla ilgili şeyler bitti. Şimdi bildiğimiz konular, onları hızlı geçelim. Mesela şu 10 itirazları, bu demin raftuhu demişti ya, meyluhu ila raft. Hafızlığa meyliyle ilgili biraz tabii Nazzam'ın garip görüşleri var. Bu 10. maddede şimdi 11. madde. El hadiyete aşrate. 11. Doğru okudum değil mi? El hadiyete aşrate okumayacağım. Hocam ondaydık. 10'da mıydık? Ha, 10. El aşiratu 10.'su kavluhu fil icma. İcma ile ilgili düşüncesi, innehu leyse bi hüccetin fi şer'i. Şer'an icma hüccet değildir. İcmayı bir hüccet, delil olarak, şer'i bir delil olarak kabul etmiyor. Ve kezalike el kıyasu fil ahkami şer'iyyeti, yine şer'i hükümlerde kıyas da hüccet değildir. La yecuzen yekune hücceten, kıyasın hüccet olması caiz değildir. Ve innemel hüccetu fi kavlil imamil masum. Hüccet masum imamın
sözüdür diyormuş. El Hadiyete Aşrat'e 11. Bu sıra sayılarında şey değişmiyordu değil mi ya? 11-19 arası mansup olur ya. Ehad-i Aşrat'e ben. El Hadiyete Aşrat'e 11. Ayrıştığı nokta meyduhu ile rafdi rafızliğe meylidir. Ve vakiatuhu fi kibari sahabeti sahabenin büyükleriyle ilgili vakiası, vakia kötü suç yani cürmüdür. Kale evvelen bir öncelikle şunu demiş. La imamete illa bin nas ve ta'yini zahiren mekşufen. İmamet ancak nas ile olur ve ta'yin ile zahir ve mekşuf. Açık ve keşfedilmiş açık bir şekilde nas ve ta'yinle olur diye düşünüyormuş Nazzam. Fakat nassan nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ala aliyyin radıyallahu anhu fi mevâdi'a Hazreti Peygamber aleyhisselam birçok yerde Ali'yi tayin etmiştir. Nas, Ali ile ilgili nasları ortaya koymuştur, söylemiştir. Ve azharahu izharan lem yeştebi halel cema'a. Ve cemaate ona şahit olan topluma da şüphe getirmeyecek, karıştırmayacak, kafalarını karıştırmayacak bir şekilde karışık olmayacak bir şekilde açıklıkta açık bir şekilde ortaya koymuştur. İlla enne Umar Kethem'e zari. Fakat Ömer Hazreti Ömer'i taan ediyor Nazzam. Bunu gizlemiştir. Ve huvellezî tevella bey'ate Ebi Bekir'in yevme sakife. Ebu Bekir'e sakife günü biat işini üstlenen Ömer'dir. Ve nesebehu ile şekki yevmel yani Hazreti Ömer'i eleştiriyor bu yönüyle Nazzam. Ve nesebehu ile şekki yevmel Hudeybiyeti fi sualihi Er-Rasûle aleyhissalâtu vesselâmu hîne kâl. Ve şek ile Hazreti Ömer'in Hudeybiye gününde imanından şüpheye düştüğünü ona şekki nispet etmiştir. Fî sualihi er-Rasûle sual maslarının mef'ulü yaptık. Rasûl aleyhisselama hîne kâle elesnâ alel hakkı biz hak üzere değil miyiz? Eleysu alel batıl onlar da batıl üzere değil mi? Kâle naam evet deyince Resulullah kâle Ömer felimet nu'tiddeniyyete fî dinina. O zaman biz niçin dinimizde bu alçaklığı kabul ediyoruz, veriyoruz diye bu şeyine Hazreti Ömer'in yaklaşımını kâle hâdâ şekkun ve tereddüdün fid din. Bu dinde şek, şüphe ve tereddüttür. Ve vicdanun fid din ve vicdanun harace fil nefsi mimma kada ve hakeme ve zâde fil fidyet ve kâl. Ve diyor ki ve vicdanun ve vucide en harace fin nefsi mimma kada ve hakeme ve zâde fil firyeti diyor ki bu o nefiste bir ve vucide bulundu diye vicdan da okuyabiliriz ama vicdanu haricin fin nefis yani bu nefiste bir rahatsızlık uyandıran bir vicdandır ya da nefisleri rahatsız edecek şekilde bir yaklaşım vardır onda. Mimma kada ve hakeme ve zade fil firye bu iftirasında şunu söyleyerek ileri gitmiştir efendim Nazzam. İnne Umar'a darabe batne Fatimete yevmel beyati. Beyat günü Ömer, Hazreti Ömer Fatıma'nın karnına vurmuştur. Hatta el katil cenine min batniha. Hatta o da el kat diyelim. O da karnındaki cenin ulkat düşmüştür ya da elkat da belki olur düşmüştür. Bu Şiilerin de iddiasıdır biliyorsun Muhsin ya da Muhassin diye. Ve kâne yasîhû şöyle bağırıyordu Ömer. Ahriku dâraha bimen fîhâ. Onun evini içinde bulunanlarla yakın demişti. Niye biat etmedin diye Fatıma'nın kapısına dayanmış. Evin içindekilerle beraber evi yakın demiş. Ve mâ kâne fiddâri o zaman da evde yoktu. Gayru Aliyyin. Kâne'nin ismi yaptık. Evde de Gayru Aliyyin ve Fatımete vel Hasani vel Hüseyin. Hazreti Ali, Hazreti Fatıma, Hazreti Hasan ve Hüseyin'den de başka kimse yokken evi içindekilerle beraber yakın demiştir. Diye Hazreti Ömer'e taan ediyor diyor yani Şehristani. Bu şeyinde iftirasında aşırıya gidiyor diye bunu söylüyor. Ve kâle tagribuhu Nasr ibn-i Haccac min el-Medine ila el-Basra, Nasr bin Haccacı Medine'den Basra'ya sürmesi ve ibda'uhu
teravih bidati ve nehyu an mutatil hac mutasını yasaklaması, bu musadaratuhu vel ummal, valileri müsadere etmesi valilikleri, kullu zalike ahdas, bütün bu olaylarla ilgili efendim bu kullu zalike ahdasun, bu olayların hepsinde Hazreti Ömer'i tan ediyor Nazzam. Ve sümme vaka fi emiril müminin Osman'a, sonra Hazreti Osman hakkında da vaka hakaretlerde bulunuyor, suç işliyor. Ve zekera ahdasehu, onun olaylarını da şöyle zikrediyor. Min Rabbihi el Hakem ibn Umeyye ile el Medine, Hakem bin Umeyye'yi Medine'ye geri alması, ve huve tarid Resulillah aleyhissalatu vesselam, Hazreti Peygamber'in tard etmiş olduğu, sürmüş olduğu Hakem bin Umeyye'yi Medine'ye geri alması, kabul etmesi, ve nefyuhu Eba Zerrin'e Rabaze, Ebu Zer'in Rebeze'ye sürmesi, Ebu Zer'in Gıfari, ve huve sıddîku, sadîku Resulillah, Resulullah'ın sadîki arkadaşı olan Ebu Zer'i, ve taklîduhu el-Velîd ibn-i Ukbete el-Kûfete, teyzesinin oğlu Velid bin Ukbe'yi Kûfe'ye vali ataması taklidi, ve huve min efsedin nas, o da insanların en fasididir Velid bin Ukbe, ve Muaviye'yi Şam'a, ve Abdullah İbni Amir'in el-Basra, Abdullah bin Amir'i Basra'ya vali ataması, ve tezvicuhu Mervan ibnil Hakemi ibnetehu, Mervan bin Hakemi, amcasının oğlu Mervan bin Hakemi kızıyla evlendirmesi, ve hum efsedu aleyhi amra, ki bunların hepsi de Osman'ın başına bela açmışlar, onun işini ifsad etmişlerdir. Ve yine darbuhu Abdullah İbni Mesud'in ala ihtaril Musaf getirme hususunda Abdullah bin Mesud'u dövmesi, ve alel kavlillezî şâkkahu bihi kullu zâlik ahdâsuhu, ve alel kavlillezî şâkkahu bihi, yani ona söylediği, ona zor gelen, işte üzen sözler söylemesi, ki bütün bu olaylar onun zamanında olmuştur diye Hazreti Ömer ve Hazreti Osman'a yönelik bu eleştirileri sebebiyle rafızlığa meyletmiştir diyor. Sümme zâde alâ hızihi, sonra bu iftiralarına, bu efendim yoksunluğuna şunu ilave etmiştir. Bi enne âbe aliyyen, Hazreti Ali'yi ayıplamıştır ve âbe Abdallah ibni Mes'udin bi kavlihima, Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud'u ayıplamıştır. Ekûlu fîhâ bi ra'yi dediği için, ikisi de ben bu konuda kendi görüşümü söylüyorum dediği için Hazreti Ali ve Abdullah bin Mesud'u ayıplamıştır. Ve kezzebe İbne Mes'ud'in fi rivayetihi, Abdullah bin Mesud'un şi rivayetini yalanlamıştır. Es-sa'idu men sa'ide fi batn ümmih, cennetlik olan anne karnında cennetliktir. Buhari hadisi bu. Ve şakiyyu men şakiye fi batn ümmih, şaki olan cehennemlik olan da anne karnında şakidir. Rivayetinden dolayı Abdullah bin Mesud'u yalanlamış, yalancılıkla suçlamış. Ve fi rivayetihi inşikakal kamer, yine inşikak kamer, ayın yarılması rivayetinde İbni Mesud'un. Ve fi teşbihihi el cinne bizzatli, ve yine onun cinni zıtta teşbih etmesi, cinleri zıtta teşbih etmesi, bizzattı, bunu bilemedim, ve teşbihi el cinne, buna biriniz bu arada bakarsa zat neymiş? Vakad enkara el cinne ra'sen ila gayri zalike min el, yani vakad enkara el cinne ra'sen, bu baştan bütün cinlerin varlığını inkar ediyor, ila gayri zalike min el vakiatil fahişati fi's sahabeti radıyallahu anhum ecmain, sahabe ile ilgili onun başka böyle fahiş vakiaları, başka tanları, eleştirileri de vardır diye bunları söylemiş oluyor. Evet, onu okudum. Es-saniyete aşrate, 12.'si kavluhu fil müfekkiri kable vurudis sem'i,
أنه إذا كان عاقلا متمكنا من النظر يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر. Burada sohbette bir şey var. Hind ehlinden bir fırka. Ha, dipnotta var mı zıt? Evet, bir zattı. Yani o cinleri Hind şeylere. Zaten şimdi cin bazı mutezilliler cinlerin varlığını kabul etmiyor. Hatta bir kitapta hatırlıyorum. Mutezili çocuklar akşamları korkmuyorlar geceleri çünkü onlar cinlere inanmıyorlar diye bir kavme benzet. Demek ki bir Hint kavmi cinleri baştan reddediyor Nazzam'da. 12.'si kavluhu fil müfekkir. Müfekkir hakkında düşünen kişi kable vurudu sem'i bir şeriat gelmeden sem'i bir delil gelmeden yani vahiy peygamber sem'i bir haber gelmeden İnnehu izâ kâne âkilen, eğer kişi akıllıysa müfekkir, mütemekkinen minen nazar, istidlalde temekkene min bir şey yapabilmek, nazar edebiliyorsa, aklını kullanabiliyorsa, böyle akıllı bir kişi, yecibu aleyhi ona vacip olur. Ne vacip olur? Tahsilu fail, marifetil bari teâlâ bin nazar ve istidlal. Aklıyla, nazar ve istidlal yoluyla Allah Teala'yı efendim bilmesi ona vaciptir. Ve kâle bi tahsinil akli ve takfihihi fi cemi'i ma yetasarrafu fihi min efal. Ve yine kâle demiştir Nazzam bi tahsinil akli ve takfihihi. Akılla bir şeyi güzel görmek, helal görmek ya da çirkin görmek fi cemi'i ma yetasarrafu fihi min el efal. Bütün yaptığı tasarruflarında aklın güzel dediğini ve çirkin dediğini yani aklın buna hüküm verebileceğini söylemiş. Ve kâle yine demiştir ki labudde min hatırayni iki hatır, iki şey gerekir. Ahadihima ye'muru bil ikdam vel ahiri bil keffi li yasihhe ihtiyar. Yani iki tane uyarıcı olması gerekir. Birisi yapmayı emredecek, diğeri de bil kef engellemeyi li yasihhe ihtiyar. İhtiyar, ev ihtibar ya da ihtiyar, seçimin, tercihin sahih olabilmesi için bir, iki şey olmalı, iki hatırlatıcı, iki şey olmalı, hazır bulunmalı ya emreden bunu yap diye bir de engelleyen demesi lazım. Es-salisete aşra, 13.'sü, kad tekelleme fî mesailil va'd vel va'id, va'd ve va'id konularında da konuşmuştur. Ve za'ame iddia etmiştir, zannetmiştir. Enne men hâne fi mi'etin ve tis'atin ve tis'ine dirhemen bi serikati ev zulmi lem yefsuk bi zalike hatta tebluğa hıyanetuhu nisabe zekati ve huve mi'ete dirhemin fesaide. Bak, bu da enteresan bir görüş. O demiş ki bir kişi men hâne kim ihanet ederse yani çalarsa fi mi'etin 100 ve tis'atin ve tis'ine dirhemen 199 dirheme bir serikati hırsızlık yapmak suretiyle ihanet ederse 199 dirhem evi zulmi ya da bir zulümde bulunursa lem yefsuk bizalike bununla fasık olmaz hatta tebluğa hıyanetuhu onun bu ihaneti ulaşıncaya kadar neye nisabe zekat nisabının altındaki hırsızlık ya da zulmü şey olmazdır. Fasıklık olmaz. Ve huve mi etadir hemin fesaida. Zekatın nisabı da 200 dirhem ve yukarısıdır. Fahine izin yapsun. İşte bunu geçtiği zaman 200 dirhem zekat nisabını geçtiği zaman fasık olur. Ve kezalike fisaire nasb-ı zekat yine nusub-ı zekat. Zekat nisapları diğer işte develerde hayvanlardaki farklı zekat nisaplarında da bu şekildedir. Ve kâle fil ma'ad, ahiretle ilgili de şöyle demiştir. İnnel fadle alel atfâli kel fadle alel behâim. Yani şeyle ilgili de ahirette çocuklara olan lütuf, hayvanlara, yırtıcılara olan lütuf gibidir. Zaten bu Nazzam'ın bazı çocukların ve bazı hayvanların da cennette olacağını söylediğine dair de ne var? Bir efendim şey var. Görüşü var.
Ve vafakahu, şimdi görüşleri saydı. Ve vafakahu, ona uymuştur, muvafakat etmiştir. Esvari fi cemi ima zehebe ileyhi. Esvari, Amr bin Faid el-Esvari, Ebu Ali künyesiyle bilinen. O bütün bu görüşlerine katılıyor. Ve zâde aleyhi, ilavede bulunmuş. Bir en, hani bu Nazzami olduğu için, yani Nazzami'deki şeyleri sayıyor. Ve zâde aleyhi ilave etmiştir. Bir en kâle şöyle diyerek, İnne Allahe Teala la yusafu bil kudreti, Allah kudretle nitelenemez, alâma alime ennehu la yef'aluhu. Yapmayacağını bildiği şeylerde kudreti olduğu söylenemez. Ve la alâma akhbara ennehu la bifi'lihi. Ya da onun kendi fiili olmadığını haber verdiği meselelerde kudretle vasıflanamaz. Ma enel insane kadirun ala zalik. İnsan buna kadirdir aslında. Ve enne kudretel abdi salihatun lid-dayn. Çünkü kulun kudreti iki zıtta da elverişlidir, salihtir. Ve minel ma'lum, malumdur ki enne ahada d-dayni vakiun fil ma'lum. Yani şu da bilinen bir gerçektir ki iki zıttan birisi vakiun fil ma'lum. Ma'lumda birisi vardır, gerçekleşir. Ennehu seyuceddune sani. Birisi bulunacaktır yani. İki zıttan birisi olur. Aynı anda iki zıt la işlemiyor. Bu dayın. İki zıt bir arada olmaz. Vel hitabu la yankati'u an ebi lehebin ve in akhbara rabbu teala bi ennehu seyasla naran zate leheb. Bu tabi şeyin esvarinin Nazami içinde değerlendirilen esvarinin ayrıştığı nokta. Ebu Leheb'den hitap zail olmaz, kesilmez. Allah Teala sayasla naran zate lehebin, ateşli alevli ateşe yaslanacağını söylese bile ondan hitap düşmez. Yani teklif ondan düşmez diye söylüyormuş Esvari. Ve vafakahu Ebu Cafer el-İskafi, ayakkabıcı İskafi derler. Ayakkabıcı terzi söküğünü dikemez. İskafi hafi. Ayakkabıcı da ayak şey, çıplak olur gibi bir şey. Ebu Cafer el-İskafi de ona muvafakat etmiştir. Ve ashabuhu minel mu'tezile, yine onun mu'tezidar taraftarları. Ve zâd aleyhi İskafi de şu ilavede bulunmuş. Ve zâd aleyhi bi enkâle şöyle diyerek, İnne Allahe Teala la yakdiru ala zulmil ukala. Allah Teala akıllılara zulmetmeye kadir değildir. Ve innema yusafu bil kudreti ala zulmil atfali vel mecanin. Allah ancak çocuklara ve delilere, mecanin ne ancak zulmeder demiş o da. Ve kedalikel Ca'faran, Ca'far ibn-i Mübeşşir ve Ca'far ibn-i Harp. Yine iki Cafer de, Cafer bin Mübeşşir ve Cafer bin Harp. Vafakahu, ikisi de ona muvafakat etmişler. Ve ma zâde aleyhi illa, ancak şunu, enne Ca'far ibn-i Mübeşşir şunu ilave etmiş. Ayrıca bir görüş yani, ayrıştığı. Kal, fi fussâkil umme min men huve şerrun min zanadikati vel mecus. Ümmetin fasıkları içinde, fi fussakil umme, ümmetin fasıkları, günahkarları içinde men kimseler vardır ki huve şerrun mine zanadikati vel mecus. Yani zındıklardan ve mecusilerden daha şerir fasıklar vardır ümmette demiş. Ve za'ame enne icma'as sahabete ala haddi şaribil hamri kâne hata en ve demiştir ki bu Cafer Mübeşşir, sahabenin içki içen kişiye had uygulamasındaki icması kâne hataen hatadır. İz el mu'teberu fil hudud, çünkü hadlerde muteber olan en nassu ve tevkif, nas ve tevkiftir. Tevkif dediği de ne? Yani zorunlu olarak bilinen şey anlamda. Yani nasıl gibi bir şey bu konuda bir kesin şeyin olması. Ve zaama enne sarikal habbetil vahideti fasikun min khali'un min el iman. Ve ama o şöyle garip bir iddiada da bulundu. Bir tek taneyi çalan kişi bile imandan çıkmış bir fasıktır demiş. Ve kâne Muhammed ibn-i Şebib ve Ebu Şimrin ve Musa ibn-i İmran'a min ashabin nazzamillah. Ennehum khalefuhu fil ba'id. Yine diyor ki Nazzam'ın taraftarlarından Muhammed bin Şebib, ki Maturidi Kitab-ı Tevhid'inde bundan bahsediyor, eleştiriyor. Muhammed bin Şebib, Ebu Şimr, Musa bin İmran, bunlar khalefuhu fil ba'id, ba'id konusunda buna muhalefet etmişlerdir Nazzam'a. Ve fi el menzileti beynel menzileti, yine menzile beynel menzileti konusunda da.
Makalo demişlerdir ki sahibul kebirati, büyük günah sahibi, la yahruc minel imani, imandan çıkmaz, illa bi mücerredi irtikabil kebira, ancak büyük günahı büyük günahı işlemek suretiyle ancak çıkar. Ve kâne İbn-i Mübeşşir'in yakulu fil vaid, vaidle ilgili İbn-i Mübeşşir de şunu diyordu: İnne istihkâkal ikâbi vel hulûdi finnâr bil fikri yu'raf kable vurûdi sem. Cehennemlik olmak, yani cehennemde ikabı ve huludu, ebedi cezayı hak etmeyi fikren hak etmeyi, hak etmek daha doğrusu fikren, sem olmadan, vahiy olmadan, akil olmadan da bilinir. Vesairu ashabihi yekulun, diğer arkadaşları şöyle diyordu: et-taklid la yuraf illa bissem. Bir kişinin ebedi cehennemlik olduğu ancak şeyle bilinir, sem ile, nakille bilinir, akılla bilinmez. Ve min ashabin nazzam, yine Nazzam'ın taraftarlarındandır. El-Fadlul Hadsi, Ahmedun Habit de bu taraftarlarındandır. Kale Ravendi şöyle demiştir: Mu'tezileyken zındık olan bu Ravendi meşhur. İnnehuma kana yaz'umani. Bu ikisi, yani Fadlul Hadsi ile Ahmed bin Habit, şöyle düşünüyorlardı, iddia ediyorlardı: Enne lil halki halikayni. Lil halki, mahlukat için vardır, halikayni iki yaratıcı vardır. Ennen ismi olduğu için halikayni mansup. Ahadehuma, birincisi kadimun ve huvel bari teala. Birincisi kadim olan yaratıcıdır ki o bari teala'dır. Ve sani, ikincisi saniye, artık nasıl okursa. Ara fazla mı atladık? Benim bu Şükrü Hoca Efendim hocam. şey mi atladık ya? Son şeye geldik galiba, değil mi? Geldik, evet. Evet hocam burası. Atlamadık yani. İkincisi de muhtisun, muhtis şey muhtesun, muhtestir. Sonradan kadim dedi, kadim muhtes. Birincisi kadimdir, o Allah Teala'dır. İkincisi de, ikinci yaratıcı da muhtes, sonradan olandır ki ve huvel mesih aleyhisselam bi kavlihi teala iz tahluku min ettini ke heyeti tayri. Sen işte bir çamurdan kuş şeklinde şey yaratırsın sebebiyle. Ve kezzebehu el-Ka'bi fi rivayetil hadsi khasatan li husni itikadihi fihi. Diyor ki Ka'bi hadsinin onunla ilgili li husni itikadihi fihi, hüsnü itikadına kail olduğu için, düşündüğü için onu yalanlamıştır. Ka'bi ve kezzebehu el-Ka'biyyu fi rivayetil hadsiyyi khasaten, bu şeyi, yani hadsinin böyle demin söylediğimiz şu okunan şeyle ilgili rivayeti yalanlamıştır. Bu rivayeti yalanlamıştır Ka'bi. Doğru değil demiştir. Böyle bir şey düşünmüyor hadsi Nazam'ın taraftarlarından. Niçin? Li husni itikadihi bihi. Çünkü onunla ilgili hüsnü itikada sahiptir. Bu kadarla yetinelim arkadaşlar. Ve sallallahu ve sellem ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Evet.